Bu dünyaya hepiniz sığıyorsunuz. Herkes sığıyor. Bütün kirli zihinli tecavüzcüler, hırsızlar, çalanlar, çırpanlar sığıyor. Bir tek sokak hayvanları sığamıyor ya. Bu Dünyaya hepiniz sığdınız. Herkes sığdı da bir tek sokak hayvanları sığamadı ya. Niye? Ellerinizi çekin hayvan dostlarımızdan. Lütfen böyle yağma yok. Belediyeler bu yanlış olsun. Bu suça ortak olmayın. Bu dünya sizin değil. Bu dünya herkesin. O hayvanların da. Ya Emin abi gözünü seveyim niye kırmızı saçlı ter kokulu femineziler gibi çığırıp duruyorsun? Savunduğun şey sokak hayvanı lan. Bu dünyaya hepimiz sığdık. Bir sokak hayvanları sığmadı. Tamam en çok siz seviyorsunuz sokak hayvanlarını. Ya bu konuya açıklık getirmiştik ama muhalifin kanseri hiç çekilmiyor. Emin Çapa'yı severim. Kendisi alanında başarılı bir ekonomisttir ama şu konularda böyle sadece CHP'li 50 yaşındaki tayfa var ya ve doğduğu günden beri CHP'ye basan ama sadece. Sorgu sual yok. Atatürk'ün partisi bas koyayım falan diye. Tam onları oynuyorsun ve tam öylesin yani. Arkadaşlar illa köpekler hakkında empati yapabilmek için bir yakınınızın köpekler tarafından parçalanmasına gerek yok. Vallahi yok ya. Şimdi ben Emin abinin çoluğu çocuğu var mıdır bilmiyorum ama sadece kendiniz için düşünün arkadaşlar. Empati yapın ya. Annenizin, babanızın, kardeşinizin, başıboş sokak köpekleri yüzünden parçalandığını ya da kovalanırken sokak köpekleri tarafından bir arabanın altında kalıp ezilip öldüğünü düşünün. Düşünün arkadaşlar vaktimiz var hiç sıkıntı yok. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve gerçekten söyleyin. Hala daha sokak köpeklerini savunmaya devam eder miydiniz? Hadi hadi gel gel bir sarılalım hiç. Hiç kendimizi kandırmayalım. Bu başıboş sokak köpekleri hakkında nasıl daha düzgün adımlar atılabilir? İyi e butonundaki videoda tartışmıştık. Şu anda çıktı oradan izleyebilirsiniz. Diyeceğim tek şey şu. Başıboş sokak köpeklerinin katlettiği insanlarla alakalı bir bir sürü internet sitesi var. Ben bir iki tanesinin linkini aşağıya bırakacağım. Günde kaç tane insan yaralanıyor? Kaç tane insan ölüyor? Bunları gidip bir araştırın. Birazcık elinizi vicdanınıza koyun. Bakın şu an ekranda gördüğünüz bir video. Köpek giriyor metroya çok rahat bir şekilde. Bir de cam kenarına geçiyor. Bunu böyle çok komik bir video gibi paylaşmışlar. Evet gerçekten de görüntü komik yani. Köpeğin cam kenarını seçmesi falan. 5,5 lira verip bindiğim metroda adam akıllı oturamıyorsun bile. Bir de bunları romantik bir şekilde paylaşıyorlar. Ah ne kadar tatlı ne kadar güzel falan diye. Bu güzel bir görüntü değil. Tabi tabiri caizse korkunç bir görüntü. Siz sanıyorsunuz ki Avrupalıların gözüne bunlar ne kadar güzel geliyor. Hayır Avrupa'da en azından bu konularda belli bir düzeyde medeniyet olduğu için... ...adamlara olmayan şey tabii ki garip geliyor. Buraya Hindistan gibi bakıyorlar, Pakistan gibi bakıyorlar. Hani sen nasıl Hindistan'a gittiğinde dışarıyı çekiyorsun... ...millet böyle elleriyle yemek yiyor falan bir şeyler yapıyorlar. Sana egzotik geliyor. Aynı şekilde Avrupalıya da bu durum egzotik geliyor. Sokakta başıboş köpek gördüğü zaman videosunu çekiyor adam burada. Aa Türkiye ne kadar garip diye. Sonra da yıllarca ağladık. Bizi niye Avrupa Birliği'ne almıyorlar? Ulan seni Avrupa Birliği'ne niye alsınlar? Ama hala bu humanist, progresif arkadaşlar. Özellikle muhalif kesim aynı işte Emin Çapa'da olduğu gibi. Bu dünyaya sığamadık mı? Onlar bizim dostlarımız. En çok biz Evet en çok siz seviyorsunuz. Aynı sözleri sokaktaki başıboş köpekler tarafından parçalanmış çocuk bedenlerine bakarak da söyleyebilecek misin Emin Çapa? Hani bazen diyorlar ya bu AKP'liler her şey müstahaklan veriyorsunuz o yaşayın anasını satayım falan diye. Yok abi bize genel olarak bazı şeyler harbiden müstahak. Biz seviyoruz ya. Geri kalmışlığı bazı konularda hoşumuza gidiyor lan demek ki. Bugün hangi gelişmiş ülkede sokaklarda kedi köpek var ya? Bana bir tane örnek verebilir misin? Bir de arkadaşlar sorunun kökünü anlayamıyoruz yani. Bizim sorunumuz köpeklerle değil. Ben de köpekleri çok seviyorum ya. Köpekleri niye sevmeyeyim? Ne kadar tatlı hayvanlar. Sorun köpekler değil. Sorun bunların başıboş olması. Sorun sokaklarda böyle çete halinde, grup halinde cirit atmaları. Dediğim gibi Emin Çapa'ya ben bugüne kadar hep katılmışımdır. Birçok sözünü çok doğru bulurum ama bugün gerçekten. Söyledikleri karşısında şoke oldum. Hiç beklemezdim. Ne diyebilirim ki? İkinci olaydan devam edelim. İnternete bir fotoğraf düştü. Galiba Ankara'da yapılan bir yardım bu. Orada işte farklı kurumlara yapılan yardım kutuları var. Ve tek bir fotoğraf bize maksimum ne kadar şey anlatabilirse o kadar çok şey görüyoruz aslında. Kızılay var, UNICEF var. 2-3 tane daha Türk derneği var. LÖSEV falan var. Dikkat etmişsinizdir en çok para bir Türk kurumu olmayan UNICEF'de var. Bir de LÖSEV'de var. En az paraysa bir Türk kurumu olan Kızılay'da var. Bu bu arkadaşlar Türk kurumlarının Türkiye'de bile olan güvensizliğini gösteriyor. Ve bunlar öyle şirket falan değil yardım kuruluşları. İnsanlara yardım eden dernekler ama onda bile UNICEF en çok parayı almayı başarıyor. Kızılay ise öyle birkaç tane para toplamış. Onları da hayrına atmıştır millet. Çünkü bir güvensizlik var. Ulan bu parayı atıyoruz ama nereye gidecek sorunu var. İkinci olarak da Kızılay böyle arada bizim halkımızı hatırlıyor böyle. Arada bir yardım ediyor falan. Onun dışında Afganlar, Suriyeliler, Somalililer onlara gerçekten çok güzel yardımları var. Bizim halkımız aç mı kalıyor sokakta, çöpten ekmek mi toluyor hiç önemli değil onlar. Bu da sadece tek bir fotoğrafla ülkedeki kurumların güvensizliğini ve ne durumda olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Şu anda görmüş olduğunuz listede hukukun üstünlüğü ligi. Türkiye yabancı yatırımcıların ilk baktıkları faktörlerden biri olan hukukun üstünlüğü endeksinde sınıfta kalmış durumda. Endekse Sudan ve Zambiya'nın da gerisindeyiz. Ülkeleri bilmiyorsanız arkadaşlar Sudan ve Zambiya'yı normal bilmemeniz. Ben de bilmiyordum. Ama gördüğünüz gibi Kongo'ya koymuşuz. Kongo'nun önündeyiz 117. sırada. Kamboçya ve Venezuela'ya da koymuşuz. Yani aramızda Mali ile iki fark var ama hani onu da kapatacağız yakın bir zamanda inşallah. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle kapatacağız. Hani neredeyiz hukuk konusunda falan bilmek isterseniz ya bunu da göstermek istedim. E ne diyelim? Bugün benim anlatacaklarım bu kadar dostlar. Yorumlara bekliyorum sizlere. Fikirlerinizi merak ediyorum. Yarın tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.